Hiçbir şey şans değildir. Laplace şeytanı teorisi. Pierre Simon Laplace 1749-1827 Fransa bu konuya oldukça önem kazanmış teorisiyle yorumunu katmıştır. Ancak bu noktadan önce teoriyi daha net anlayabilmek adına determinizmden bahsetmeliyiz. Determinizm öğretisi belirlenircilik Evrende gerçekleşen olayların yasalarla belirlenmiş olduğunu söyler. Özgür irade yanılsamadır. Bize özgür sandığımız hareketler ve kararlar bilimsel yasaların sonucudur determinizme göre. Bu öğreti bize irademizin nedensellik denizinde atılan bir kulaç olduğunu mu söylüyor? Bilimsel yasalar ile işleyen evrenin vücut bulduğu bazı alanları düşünelim. Ahlak felsefesinde insan ahlaki eylemlerinde gerçekten özgür mü sorusu üzerine düşünülmüştür. Nedensellik ilkesi zeminindeki determinizmce ahlak hukuk sınırları eylemlerimizi özgür seçimler olmaktan çıkarır. Başka bir örnekle duygu durumumuzu biz değil bilinçaltı ve onun emirlerinin belirlediği düşünülür. Toplumsal açıdan toplumdaki değişkenlere göre irademiz belirlenir. Laplace şeytanı bizim şans olarak tanımladığımız rastlantısal bize göre olayları açıklamaya yönelik bir teoridir. Parayı attığımızda yazı veya tura gelmesi bizim için %50'lik bir şansken Laplace'e göre sonucu değiştirmek bizim elimizdedir ve aslında şans diye bir şey yoktur. Laplace'in şeytan teorisine ilk kaynak de Moivre'nin çalışmaları olmuştur. 1700 yıllarda, yıllarda Londra'da yaşamış olan de Moivre, istatistik biliminin kurucusu sayılır. Ona göre şans diye bir şey yoktur. Şans olarak tanımlanan olayların gerçekleşeceği önceden bellidir. Çünkü bu olaylar bazı durumların sonucu olarak oluşur. Burada bahsi geçen durumlar çeşitli fizik kurallarına bağlanmıştır. Örneğin parayı attığımızda yazı ya da tura gelmesi bizim varsaydığımız gibi %50'lik bir şansa bağlı değil. Elimizin parayı tutuş açısına, paranın atıldığı ortama, sıcaklığa, paranın yapıldığı maddeye, paranın büyüklüğüne, paraya uygulanan kuvvete bağlıdır. Bunu hesaplamak dolayısıyla sonucu bulmak mümkündür. Ancak insan beyni bunu yapabilecek kapasiteye sahip değildir. Hiçbir şeyin belirsiz olamadığını, her şeyin bilinen veya bilinmeyen bir sebebinin olduğunu savunan bu düşünce sistemine determinizm deniyor. Laplace'in şeytanı ol olarak bilinen bu teoride şeytan olarak tasvir edilen evrendeki tüm gerçek bilgiye sahip canlı. Bu canlı sadece bir an için dahi Evrendeki saf bilgiye ulaşabilirse, örneğin her bir atoma etkiyen kuvveti hesaplayabilirse veya düşünce hızını hesaplayabilirse tüm gerçek olasılıkları görebilir. Ve doğru kararı verdiği takdirde bunu gördüğü olasılıklardan en iyi olanı seçerek yapar. Geleceğini kendisi belirler. Bu teoriyi bazı noktalarda bilim adamları tarafından kabul edilmemektedir. Bazı bilim adamlarına göre bu durumda özgür irade yok sayılıyordu. Şeytan yani saf bilgiye ulaşan canlı her şeyi bilerek hareket edecek ve özgür iradesini kullanmayacaktı. Özgür iradeden söz edilebilmesi için ortada bazı bilinmeyenlerin olması gerekir ki kişi içgüdüleri ve kendi mantığıyla bir yol seçsin. Ayrıca özgür iradeyi yok saydığımızı varsayarsak da saf bilgiye ulaşabilecek bir canlı dünya üzerinde yoktur. Kısaca bu teori birçok yönden mantıksal açıklamalara sahip olsa da bahsi geçen şeytana yani o mutlak canlıya ulaşmak mümkün olmadığından ispatlanması şu an için mümkün değildir. Evrenin şimdiki halini geçmişin sonucu ve geleceğin nedeni olarak ele alabiliriz. Bir an için evrenin tüm güçlerinin ve bunu oluşturan tüm varlıkların konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek ve bunun verilerini inceleyebileceğini de düşünürsek aynı anda evrendeki en büyük varlıklardan en küçük atomlara kadar her şeyi hesaba katarak bir hesap yaparsa hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecekte aynı geçmiş gibi onun gözlerinin önündedir. E, Laplace şeytanı denen teori e, gerçekten uç noktalarda bir teori. Zaten bilimsel açıdan ve bilim insanlarının da bazı yerlerini kabul etmeme nedeni metafiziğe de e, bir nevi dayanmasından kaynaklı. Yani e, bilirseniz bilim hiçbir zaman bir yaratıcı olgusunu kabul ederek olaylara bakmaz. E, bilim insanları içinde illa ki bir dini inanışa veya bir inanca sahip olanlar var. Ancak bilimsel çalışmalarda bu inançlar dışarıda tutulur e, ve e, yani naturalizm diyebiliriz buna doğallığa bakarak sonuçlar çıkartılır. E, Laplace şeytanı bu yönden bilim insanlarına biraz e, metafizik tarzına dönük geliyor bazı yerlerde, bazı yerlerde de e, bir teori olarak kabul ediliyor. Ee, burada da daha çok teorinin ne olduğu ile ilgili bilgiyi size vermek istedim.